Ver Global Ramazan Özel programımızdan herkese hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Ramazan'ın bu güzel gününde, bu güzel akşamında yine sizlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Emre Onur Kahya hocamız bizde. İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden. Hocamızla bugün ne konuşacağız? Bugün evren ve insan konusunu ele alacağız. Kozmoloji nedir? Fiziğin amacı nedir? Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in e, yerlere gökleri dikkat çeken birçok ayeti var. Dolayısıyla bu bağlamda fizik bilimi bu düşünme ve sorgulama faaliyetinin neresindedir? Yüz yıl önce yaşamış bir insanla bir insanın ilk insana göre e, bilgileri ne boyuttaydı? Bugün bizim bilgilerimiz yüz yıl önce yaşamış insanların bilgilerine göre ne durumda, ne boyutta? Tüm bunları inşallah bu akşam hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Sağ Evet, çok e, ilginç bir konu, evet. dikkat çekici bir konu, bilim ve evren aslında birçok kişinin e, ilgi duyduğu, merak ettiği, çünkü içerisinde birçok gizemler barındıran ama aynı zamanda öğrendikçe de bilgi edindikçe de insana büyük keyif veren, haz veren bir alan. Dolayısıyla bugün e, inşallah tabi Ramazan programı olduğu için o programın formatına uygun bir şekilde herkesin rahat anlayabileceği bir dilde bu zor konuları ifade etmeye çalışacağız hocam kozmoloji nedir evet. dediğimizde böyle en yalın haliyle çok rahat anlaşılacak şekilde neler söyleyebiliriz kozmoloji ile ilgili kozmoloji Aslında yani insanlık tarihi boyunca herkesin nereden geldik nereye gidiyoruz Hı -hı. sorusunu sordukları bir konu bunu anlamaya çalışıyor yani bütün etrafımızdaki her şeyi Bizler galaksiler yıldızlar nasıl oluştu? Varsa bir başlangıcı var mı? Sonu var mı? Bunları nasıl anlayabiliriz? Bunu anlamaya çalışma. Bilimin bir Hı. fiziğin bir alt dalı diyelim. Çok erken dönemlerden, ilk çağlardan beri insanların çok ilgi duydukları bir alan değil mi? Bu, evet, evet. Yani evet. içinde bulundukları bu evreni, gökyüzünü, yıldızları, Hı. gezegenleri, anlama faaliyeti ve bunu belki de ilk dönemlerde insanlar pratik faydalar için buradan bilgi edinmeye çalışıyorlardı. Ama bugün hiç tahmin edilemeyecek belki boyutlara gelen araştırmalar yapılıyor kozmolojiyle ilgili. Peki hı. hocam e, fiziğin amacı nedir diye bu bağlamda sorsam. Yani aklınıza ilk gelen şeyler nedir? Yani fizik tabii birincisi fizik nedir? Fizik doğa bilimlerinden bir tanesi ve belki en temeli. E, kimya ve biyolojinin aslında temellerini oluşturuyor. Yani genel olarak bir teorik olarak ne diyebiliriz? Yani Fizik e, doğa doğada gördüğümüz gerçekliklerin gerçeklikleri temsil etmeye çalışan bir hı hı. E, bir, bir bilim dalı aslında. Tabi bu bunu yaparken de çok önemli yanlışlanmaya açık olması lazım hı hı. ve öngörüler olması lazım. Yani bir şeyler öngörmesi lazım. Doğada olan olayları sadece açıklaması yetmez. Aynı zamanda yanlışlanmaya açık ve öngörü su e, olması lazım. Ve burada bir de tabi bu gerçekti doğada olan gerçeklikler dedik. Burada aslında iki, ikili bir ayrım var gibi. Bir felsefe ve bilim biraz o şeylere de giriyoruz ama. Hı hı. Ee, bir, bir değişen gerçeklikler, bir de değişmeyen belki gerçeklikler var. Yani ne demek istiyorum? Yani değişmeyen gerçeklikler, yani bu Plato'dan başlanabilir, idealer alemi falan, yanlışlanamaz, gerçek, e, de, hakikat diyebileceğimiz bir üst seviye. Bir de değişen gerçeklikler, ondan kastım ne? Yani şu, mesela gökyüzüne baktık, Ay'a bakıyoruz, Ay küre gibi gözüküyor, yuvarlak. Fakat e, bu bizim o andaki gerçekliğimiz. onu daha dikkatli incelediğimiz zaman, onun aslında tam da küre olmadığı veya tam... E, pürüzsüz bir yüzey olmadığı, üstünde lekeler oldu. Dolayısıyla eğer öyleyse niye öyle? Bunları belli kanunlarla açıklamaya çalışmak. Dolayısıyla hem yanlışlanmaya açık olacak hem değişecek sürekli. Bu kısmı çok önemli. O yüzden aslında biraz daha iddiasız gibi gözüküyor. Yani değişmeyen hakikatler yerine değişen gerçekliklerin değiştiği ve onların da büyük ihtimal yanlış olacak teorileri. O yüzden daha böyle iddiasız gibi gözükse de ya sosyal bilimdeki bütün dallardaki bütün yayınların ve kitapların hepsinin belki bir 10 katı e, doğa bilimlerinde üretilmiş durumda. Yani iddiasızlığı bir yana e, çok, bu aslında bu gerçekliğin değişmesi ona çok geniş bir alanda veriyor. Şimdi fizik çok temel bir bilim. Yani bunu biliyoruz Hı -hı. ve çok kadim bir geçmişi var Hı -hı. bu anlamda. E, biraz da acaba bu e, fiziği daha ilginç hale getiren, daha cazip kılan ve daha fazla buna yönelmemize sebep olan hani o Bar kendi içerisinde barındırdı sürekli o hani yeniliğe açık olması ya da gördüğünüzün arka planında farklı şeylerle karşılaşabiliyor olmanız mı acaba? Evet tabii yani <laughs> pardon bu ya mesela buna bir örnek e, vermek gerekirse yani bu gerçeklik nedir? Yani biraz havada evet. belli şeyler kalıyor. Örneğin ne bileyim Aristo zamanına dönelim. Aristo gökyüzünü gökyüzüne bakıyor. Gökyüzü üstte olduğu için e, işte ilahi bir Obje bunlar işte gökyüzündeki cisimler hatta İngilizcesi de heavenly yani <laughs> cennetteki objeler gibi dolayısıyla bunların e, ilahi objeler olması kusursuz olmalarını gerektirir yani dolayısıyla bu tür bir e, yanlışlanamaz bir e, i̇ddia, ortaya. iddia ortaya atıyor. Tabii bunun sonucunda da bunun doğal sonucu da kusursuz cisimler nelerdir? Küre kusar, kusursuz bir cisim dolayısıyla işte ay kusursuz olacak dolayısıyla küre olmak zorunda. E, o zaman gökyüzündeki cisimlerin hareketi nasıl olmalı? En kusursuz hareket dairesel bir hareket. Hı hı. Dolayısıyla o zamanki anlayış bu. E bu anlayışa yakın olarak bilim insanları da baktıkları zaman evet gerçekten de böyle gözüküyor gibi. Bunun üstüne belli kurallar, belli teoriler bina ediyorlar. Fakat değişen gerçeklikle biz başka araçlar buldukça, icat ettikçe ne bileyim teleskop diyelim Galileo zamanında gözüktükçe e, ayın yüzeyinde işte pürüzler olduğu hı hı. veyahut bu gezegenlerin yörüngelerini e, meşhur Danimarkalı fizikçi Copernicus'un veya Tycho Brahe nasıl okunursa onun dikkatli gözlemleriyle not etmesi onun öğrencisi olan Kepler'in de bu gözlemlediği bütün o gezegenlerin gözlemlediği o noktaları aslında bir daire değil bir elips olduğunu fark etmesi yani o değişen gerçekliği eee formülize etmesi bir elips neticede bir e, formülasyon Ardından onun izlediği yani gezegenlerin izlediği yörüngelerin çok ilginç bir şekilde e, yani yani gezegenlerin ilginç bir şekilde hareket etmesi o yörünge üzerine nasıl ilginç? İkinci kanunu keplerin aynı süre boyunca bir elips daire gibi değil tabii. Bir kısmı daha orta noktası de diyeceğimiz noktaya daha yakın, diğeri daha uzak. Ama buna rağmen aynı süre boyunca aynı alanları taradığını gözlemlemesi gibi yani e, fizikçiler daha çok böyle bu değişen olayları formülize etmeye çalışan e, insanlar ve gerçeklikleri de sürekli değişiyor. Daha sonra tabii Kepler'in bulduğu yasalar da değişti. O e, ona bu zenginlik alanında da o ok katıyor. Mesela hatırladığım kadarıyla hocam siz tabi sizin alanınız çok daha iyi bileceksiniz. Aristoteles'e göre e, yıldızlar ezeli bir yakıtla yakılmışlardır evet. ve bir sonları yoktur. Hı. Ama bugün mesela biz şu anda hali hazırda geceliğin baktığımızda gördüğümüz yıldızların Birçoğunun belki de o gördüğümüz yerde bulunmadıklarını tabii, biliyoruz. Tabii. Mesela tabii. bilim bize bunu açıklıyor, astrofizik Doğru. bunu açıklıyor. Şimdi bu nasıl bir paradigma değişikliği yaratıyor insanda değil mi? Yani tabii, çok bambaşka tabii. bir şey oluşturuyor. Tabii. Yani bu tarz verebileceğimiz aklınıza gelen e, örnekler var mı bu konuda? Evet yani felsefi ön kabulleri e, bazen bilimle ilgili olduğu zaman tabii çok kolaylıkla öyle olmadığını Hı -hı. görebiliyorsunuz. Ama mesela Aristo'nun gökyüzündeki cisimler ilahi cisimlerdir. Ön kabulünü yanlışlamak mümkün değil çünkü hı. yani hala öyle diyebiliriz. Felsefi Aristo. bir iddia, Felsefi Felsefi iddia. bir. Iddia. Ama bilimsel Teolojik iddialarda aynen. Eee iddialardaysa yani test edebileceğiniz e, belli iddiaların olması lazım. O yüzden bir şeyin bilim olması için öngörüsü olması lazım hı. ve yanlışlanabilmesi lazım. Hı. İşte Galileo, Newton, ardından Einstein sürekli e, bu e, ilk önce öyle gözüktü halde öyle olmadıklarını fark ediyor. Mesela buna klasik örnek şey. E, Merkür'ün hareketi. Merkür'ün hareketini Newton kendi sisteminde bir şekilde açıklarken onun e, hareketindeki küçük sapmanın e, Newton sistemiyle açıklanamadığını görüyor Einstein. Ve Einstein e, kendi teorisiyle onu açıklamaya başlıyor. Yani daha dikkatli bir gözlem yaptığımızda o gerçeklik değişiyor aslında. Yalnız yani daha böyle hassas incelediğimiz zaman o gerçekliğin başka yönlerini görmeye başlıyoruz. O yüzden de teorimizde ona göre modifiye etmemiz gerekiyor. Hı. Değişiyor. Bu bir de elimizdeki imkanların gelişmesiyle, değişmesiyle de herhalde sahip Tabii. olunabilen bir şey. Bir ifade edebilir miyiz bunu? Aynen öyle. Yani çok örneğin yani çok küçük mesafelere baktıkça, baktığımız ölçeği yani mesela elektronu görmek için bir e, normal gözle göremediğimiz işte e, mikroskopla, elektron mikroskopuyla daha küçük ölçeklerde bu sefer de cisimlerin aslında olduğu gibi değil daha farklı davrandığını Hı. görmeye başlıyoruz. O yüzden bizim nüfuz ettiğimiz gerçeklik ...ve gözlemlediğimiz şeyler değişmeye başlıyor veya e, teleskopların gelişmesiyle... ...şimdi çok daha uzaya Hubble teleskobuyla baktığımız zaman çok daha farklı şeyler görmeye başlıyoruz. Onların hareketleri de bizim onları anlamamız için gerekli e, teorik şeyleri de değiştiriyor tabii. Hocam şimdi siz aslında girişte çok önemli bir şey söylediniz. O biraz hızlı geçtiğimiz için belki gözden kaçmış olabilir. Ee, yani fizik bilimi aslında kimya ve e, biyoloji de belirleyen bir bilim. Yani öncesinden, hani evrenin ta var oluşundan evet. itibaren... Yani evrende yaşamın ortaya çıkabilmesini sağlıyor. Ön koşullar aslında fiziki ön koşullar. Hı hı. Bu anlamda bir de biz bilim tarihine baktığımız zaman, düşünce tarihine baktığımız zaman hani çok dev iddiaların, dev bilimsel gelişmelerin de arkasında hep neticede fizik ön planı çıkıyor. Bu anlamda hı. o bilimlerin hani e, en üstte konumlandırabileceğimiz bir bilim olarak tanımlayabilir miyiz fiziği? Yani belki kimyacılar, biyolojiler buna <laughs> kızacak ama yani tabii ki hem kimyanın temelinde fizik var... Hı. Ee, belki biyolojinin temelinde de kimya var. Dolayısıyla evet. fiziği anlamadan kimyayı anlamak, e, hatta biyolojiyi anlamak biyolojik etkileşimler de neticede elektromanyetik etkileşimler. Hı. Onları da anlamak mümkün değil. Hı. Dolayısıyla en temel e, doğal bilimi diyebileceğim şey tabii fizik. Fizik olarak karşılaşıyor. Bizim bilim adamı deyince aklımıza gelen insanların çoğu da Einstein, Newton vesaire Hı. gibi insanlar da tabii fizikçi. Çünkü fizikçi. Tüm bilimi değiştirenler de belki Hocam, onlar. Hocam yine tabii. mesela Antik Yunan'da e, Aristoteles'in bir evren modeli var biliyorsunuz. Hı -hı. Dünya merkezli evren Hı -hı. modeli. Ee, Batlamyus da daha sonradan Aristoteles'ten miras alıyor bunu. İşte ikinci yüzyılda işte Batı'daki hakim anlayış bu. Hı -hı. Ta ki Kopernik işte Kepler, Galileo sürecine gelene kadar. Tamam. Çok ciddi bir aslında paradigma değişikliği oluyor bir anda değil mi? Yani Hı -hı. bu sefer Hı -hı. Güneş merkezli evren modeli savunmaya başlanıyor. Hı -hı. Yani bu aslında yani hani fiziğin de kendi içerisinde ne kadar önem taşıdığını gösteren bir örnek olabilir mi? Tabii tabii. Yani fizikçilerin de e, yani bu tür sorgulama ve e, bir, o doğru olduğunu düşündüğümüz o paradigmaları Hı. sorgulayabilme yetenekleri çok önemli. Yani bunu yapmadan da fizik gelişmiyor. Yani mesela Hı. Newton e, bunu yaparken e, daha öncesinde işte Ariston'un e, çok büyük bir etkisinde kalınan bu e, işte birbiri içine geçmiş çemberler. Yani çok Hı. oldukça karışık. Ben onları okumaya ne zaman kalksam yani şöyle bir şey biraz önce dedik ya yanlışlanmaya açık şimdi yanlışlandıktan sonra o olan olayı çok daha iyi açıklayan bir şey varken o yanlış onu öğrenmekte insan gerçekten zorlanıyor ve onu açıklayabilmek için gerçekten çok uğraşıp böyle hayal gücü hayal gücü kullanıp yöntemler geliştirmişler şimdi o anlattığınız teorilerde ama Newton'un yaptığı şey aslında fiziklerin sahip olduğu çok daha önemli bir şey. Yani sadece Kepler gibi Tamam e, bunlar işte eliptik yörüngede hareket ediyorlar e, ve işte periyotlarının karesi o elipsin yarı çapı diyebileceğimiz şeyin kübünün oranının hep sabit olduğunu görüyor. Mesela bu da çok ilginç yani kepler yerine koyduğunuz zaman elinde hocanızın bir sürü şeyi var defterleri var oraya bir şeyler not etmiş. Siz orada değişik gezegenler için e, periyotlar hesaplıyorsunuz tamam hesaplayabilir insan yani periyot dediğim şey toplam elipsin bir noktasından başladı sonra geri döndü. Tamam bu da güzel, bunu, bunu hesaplamanız normal olabilir ama bunun ötesinde bir de yarı çapları hesaplıyor. Bu da Hı -hı. tamam e, ama bunların karelerini, yani periyodunu karesini alıyor, kendisiyle çarpıyor. Sonra yarı çapının kübünü alıyor. Niye alırsınız? Hadi aldınız. Sonra bunların oranına bakıyor ve bütün gezegenlerde aynı olduğunu görüyor. Ya yani Bunun için içte bir motivasyon lazım gerçekten. Yani tabii Kepler'i e, motive eden şey doğanın bir kanunları olması. Bu kanunun bir koyucusu olduğunu inanan bir insan, evet. inançlı da bir insan tabii Kepler. Yani dolayısıyla bu bu birinci aşama ama Newton'un yaptığı çok daha büyük bir şey. Newton bunun ötesine geçip o fizikçilerin sorgulama yeteneği ve olaylar arasındaki ilişkileri kurma yeteneğinde Newton çok öne çıkıyor. Newton şunu fark ediyor aslında çok basit bir şey. Biz şöyle düşünürsek diyor Newton yani yere düşen elmayla gökyüzünde hareket eden cisimlerin hepsinin ortak bir yönü var. Bu da cisimler birbirini çekiyor diyor. <laughs> Newton'un gravitasyon kuvvetinin basit bir şekilde anlatım belki bunun elipse ne ilgisi var diye düşündüğümüz aslında çok basit bir şey. Yani elime ben bir gülle alırsam ve çevirmeye başlarsam bir iple bağlayıp e, ne olacak? Tamam daire şeklinde döner. E, şimdi biraz daha ağır olursa ne olur? Biraz daha ağır olursa ne olur? Beni artık gülle kendine çekmeye başlar. Evet. Dolayısıyla elips bir daire yerine merkezi sağa ve sola doğru kayan dolayısıyla iki merkezli gibi bir daire olmaya başlar. İlkokulda ortaokulda yapıyorduk hatta böyle iğneleri alırdık iki tane iğneyi. Bağlardık sonra bir ip alırdık. İpi de böyle gevşek bırakırdık ve en fazla gidebileceği yeri kurşun kalemle veya tükenmez kalemle çizerdik. Bu bir elips verir. Yani iki merkezli daire gibi bir şey. Aslında cisimlerin birbirini çekmesinden otomatik olarak ortaya çıkıyor bir elips olma gerekliliği. Newton bu akıl yürütmeyle, sorgulamayla doğada gördüğü hadiseleri teorik bir düzeye oturtmaya çalışıyor. O yüzden Newton çok büyük. Tabii bunun devamında çok basit bir iki satırlık bir işlemle o biraz önce söylediğim işte periyodun karesinin yarı çapın kübüne oranın eşit olması gerekliliğini ispat edebiliyor. Yani bunun için insanlar yüzlerce yıl deneyler yapmış gözlem yapmış ve Newton bunu teorik olarak algılayıp ortaya çıkabiliyor. Yani o yüzden fizikçilerin bu sorgulama ve bunu bir teorik yapıyor tutma özellikleri bu yüzden çok önemli. Hocam bir de bilim tarihine baktığımızda işte Newton'dan bahsettik, ne bileyim, Galileo, Kopernik, Kepler. Yani bu insanların aynı zamanda mesela hem teolojiyle yani ilahiyat alanıyla hem de felsefeyle çok yakından ilişkili olduklarını görüyoruz. Yani biraz da acaba onları bu derinlemesine sorgulamayı iten şey. Bu alanlarla birlikte e, bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirmeleri olabilir mi? Yani bundan evet. hareketle de şunu sormak istiyorum. Mesela hatırladığım kadarıyla işte Newton e, şuna benzer bir ifade kullanıyor. Diyor ki Tanrı'ya ulaşmanın iki yolu vardır. İşte bunlardan bir tanesi kutsal kitaplar, diğeri de işte doğa. Yani evet. dolayısıyla işte Bacon'un da benzer bir sözü var. E, evet. Roger Bacon'ın hatırladığım kadarıyla buna benzer bir sözü var. Şimdi bu bakış açısında... Yani olayı salt böyle sadece hani o pozitif bilimsel açıdan yaklaşmıyorsunuz. Onun bilim felsefesini de yapıyorsunuz ya da onun işte ilahiyat arka planıyla ilgili de derinlemesine sorgulamalar veya nedenlerini anlamaya çalışma gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Acaba bu mu onları bu kadar e, düşünce tarihinde veya bilim tarihinde devleştiren şey? Bu çok yönlü e, kabiliyetler olabilir mi? Tabii yani o çok büyük etkenlerden bir tanesi. Yani hem Kepler, Galile de öyle aslında. Evet. Yani Galileo çok dinler değil gibi dine karşı. O değil, o klasik kilisenin Hı. anlayışına karşı olan birisi. Halbuki o da gökte bir düzenin olduğunu, bunu bir Kesinlikle. yaratanın olduğunu düşünen birisi. Newton zaten e, sanıyorum İncil'le ilgili, İncil'in koskoca bir kendine göre bir tefsiri var Newton'un. Yani o yüzden tabii inançlı insanlar e, ve e, göklerde, evrende olan olayların, doğada olan olayların bir düzeninin bir kurucusu olduğunu düşünüp... bu bu da onlara tabii çok büyük motivasyon katıyor. Yani e... faaliyetlerini gerçekleştirirken. Evet, evet, evet. Hocam biz aslında Antik Yunan'a gittiğimizde Antik Yunan'da da yani Sokrates, Platon, Aristoteles'ten itibaren de alsak işte yine işte Hristiyan e, felsefesine veya bilim tarihine de baksak, işte İslam düşüncesi içerisine de baksak aslında böyle e, gerçekten böyle altın harflerle, tabiri caizse ismini bilim tarihi yazılmış insanların tamamına yakınında bir şekilde evrenin kendi dışında bir nedene dayandığı gerçeğine inandıklarını görüyoruz. Belki zaman zaman bunu tarif ederken farklı yaklaşımlar olabiliyor ama yani bir yaratıcı inancı var ve bu yaratıcı inancı aslında onları o bilim yapmaya teşvik ediyor, sevk ediyor. Ve mesela Kopernik'teydi yanlış hatırlamıyorsam bunu dini bir görev olarak tanımlıyor. Yani Tanrının yaratmış olduğu evreni anlamak ee, Tanrı'nın bize yüklediği bir vazifedir, bir dini görevdir şeklinde tanımlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu açıdan baktığımızda e, siz de işte inançlı bir bilim insanı olarak bu bilim tarihinde birçok örneğini gördüğümüz şeyle evrene baktığınız zaman, yani işte fizik yaptığınız zaman e, neler hissediyorsunuz? Bu sizde yani tam da Ramazan ayında olduğunuz için <laughs> biraz da bu boyutundan bakalım. Ee, ne gibi duygular hissettiriyor size? Evren birincisi Tabii çok 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 büyük. Yani Hı. ve bu büyüklükte bir e, yani bir, bir yapının diyelim bizim tarafından anlaşılabiliyor olması birincisi çok ilginç. Yani e, bu büyüklükte bir yapının belli bir düzende hareket etmesi, o düzeni kuranın tabii gücünü gösteriyor. Yani ve bizim inanılmaz zorluklarla bulduğumuz denklemlerin, hareketlerin her şeyin onlara uyu olması aynı zamanda onun ilmini e, bütün bunları bizim çalıştıkça gördükçe hayret etmemizi sağlıyor. Dolayısıyla bu tür, e, tabi bunlar herkesin kendine göre e, aldığı belli e, kişiye özel e, hissettikleri şeyler ama e, dediğim gibi yani bütün bunlar insanın e, özellikle bilim insanlarının bilim yaptıkça e, dediğiniz hisleri ne arttırıyor. Evet. Hocam e, Aziz Sancar hocamız buradan kendisine sevgi ve saygılarımızı evet. iletelim. E ee, son en son verdiği bir röportajda e, şuna yakın bir şeyler söylemişti. Yani ben işte laboratuvarda çalışmalarımı yaptıktan sonra dua ederim. Çalışmalarımın hmm. hani dilediğim şekilde gerçekleşmesi için şeklinde buna yakın bir şeyler söylemişti ve sosyal medyada bazı kesimlerden e, linç edildi. Hmm. Ee, Aziz Sancar Hoca neden işte ya sen işte nasıl bilim insanısın? Dua etmek ne demek falan. <laughs> Halbuki yani şöyle bir şey söylememişti Aziz Sancar Hoca. Yani ben de bu girerim. ...hiçbir eylem gerçekleştirmem, otururum, dua ederek kendiliğinden her şeyin olmasını beklerim falan demedi aslında. Evet. Ama sizce neden böyle bir e, anlayış var? Yani hani bilim tarihine baktığımız zaman bunun tam tersini gösteriyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi yani bilim tarihinin tamam son 200 yılı hani biraz daha istisna tutacak olursak... ...bilim tarihinin tamamı aslında inançlı bilim insanlarından oluşuyor ve inancı aslında bilim yapmaya engel görmüyorlar. Hı hı hı. Ama son 200 yılda özellikle böyle bir anlayış var. Yani hani bilim yapıyorsan burada inanca yer yok gibi bir anlayış evet. var ya da işte mesela bu örnek üzerinden gidecek olursak yani bir insan bilim adamı ise dua etmesin çok anlamsız. Halbuki o kişisel, kendi kişisel dünyasıyla ilgili bir durum. Evet. Ee, ama niye buna mesela bir tahammül yok ya da neden böyle bir tepki oluşuyor sizce? Evet yani biraz aslında şeyle sanki başlıyor. Yani e bu Hani biraz önce dedim ya siz doğada olan olayları, hadiseleri anlamaya başlıyorsunuz. Aslında bunu Weber şey diye ifade ediyor. Yani bilimin işlevini biraz modernizmle birlikte o kavram Almanca'da Entzauberung diye bir şey diyor. Yani dünyanın büyüden arındırılması. Yani örnek olarak nedir? İşte güneş tutulması. işte dünya, güneş ve işte ay. Biz baktığımız zaman birden güneş oradayken yavaş yavaş işte kapanıyor ve birden gidiyor. Sonra işte eski insanlar belki onun için kurban kesiyor vesaire işte Tanrı bizi cezalandırdı mı vesaire. ve Sonra bunun Newton'un basit bir çekim kanunu ve cisimlerin hareketiyle ilgili olduğunu görüyoruz. Veya bir çiçek işte çiçek çok güzel bir şey çok kırmızı güzel kokuyor mesela bir gül diyelim. Bunun arkasındaki olayları sırf denklemler veya bir e, mekanik şeylere bağladığınız zaman Weber bunu e, büyüden arındırılması ve Hı. onun da tabii doğal sonucu o güzelliğin aslında e, denklemler işte kombinasyonuna Düzeninden indirgenmesi. Gibi. O birazcık onun o yönünü şey öldürüyor diyelim. Ruhsuzlaştırıyor tabii Hı. o açıdan. Yani ve tabii ki materyalizmin artışı vesaire bu o bakışı arttırıyor. Ama aynı zamanda o düzeni görüp o düzen düzenden e, düzeni kurucuya gitmek de mümkün. Ve Hı. ikisini birlikte de düşünmek mümkün. Yani neden hem o güzel olmasın hem o büyülü olmasın hem de onun arkasında çok e, müthiş kanunlar olmasın bir e, bu Fizik olabilir veya biyoloji olabilir. Yani bu ikisini birlikte düşünmek daha sağlıklı ama e, işte son belki 200-300 yılda e, özellikle işte bunlar sadece belli kanunlardan ibaret mekanik olup yani bu şekilde yorumlamalardan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Hı. Yani daha... Bu sürecin bir sonucu diye düşünüyorum. Ama yani bilimin aslında doğrudan kendisi mesela fizik biliminin esas alacak olursak fizik biliminin kendisi doğrudan bir insan inançlı olmasını gerekli kılmıyor herhalde. Tabii ki. tabii. Yani bu zaten hani dediğim gibi bilim tarihiyle zaten çok e, örtüşen bir anlayıştır ama yani bilimlerin kendisi fizik, kimya, biyoloji ne olursa olsun aslında Hı -hı. bir insanı doğrudan inançlı veya inansız yapmakla ilgili bir şey değil. Bireysel dünyasında insanlar inançlı olmayı veya inançsız olmayı tercih edebilirler pekala. Hı -hı. Yani çok... E, inançlı ama çok iyi bir bilim insanı da olabilir. Tabii. Çok ya yani inançsız ama çok iyi bir bilim insanı da yine olabilir. Yani bu doğrudan aslında ilişkili bir şey değil. Ama bu hani şeyi tam o, anlamak için sormuştum. Yani o buna karşı bu tavır veya bu hani farklı alanlar bunlar birbirinden ayrı alanlar gibi. Yani ...değerlendirmenin arka planda yatan şeyini siz de aslında biraz açıkladınız bunu yani evet, bakış ya, açısı biraz da alamet evet. kadarıyla. Ve öyle tabi yani biraz benim alam değil ama yani tabii ki Batının e, bilim tarihinin de biraz dayattığı bir şey diyeyim yani kilisenin e, Hı -hı. işte Ariston'un felsefesini çok fazla dayatması e, dolayısıyla insanların yani bilim insanlarının yaptığı bilime doğrudan e, müdahale etmesi Hı -hı. sanki bilimle din karşıymış gibi önümüze koydu aslında bizim tarihimizde bu tür bir dayatma doğrudan yok. Yok. Doğru. E, o yüzden bir çatışma aslında yani yaşadığımız işte bilimle din arasında o politik şeyin belki sonucu olabilir ama e, kendi doğası itibariyle hı hı. böyle bir böyle bir şey tabii ki yok. Hocam az önce ifade ettiğiniz gibi muazzam bir evrende yaşıyoruz. Hı hı. E, ve bu evren içerisinde açıkçası belki de hani yaşamın ortaya çıkmasına engel olabilecek sayısız faktör var. Evet, evet. Ama bir yandan da Yaşam gibi kompleks bir yapıyla karşı karşıyayız evren içerisinde. Evet. En azından gözlemlenebilir evren içerisinde sadece şu anda dünyamızda var. Yani dışarılarda bir yerlerde varsa onları da gördüğümüz zaman ancak belki tanımlayabiliriz evet. ve ifade edebiliriz. Ama yani bu kadar aslında hani e, hani Leibniz diyor ya 17. Yüzyılda yani neden hiçbir şey yine bir şeyler var? Evet. Yani eğer evrendeki her şey tesadüfen e, olmuş olsaydı neden yaşam gibi bu kadar kompleks bir yapıyı ortaya çıkartacak şartlar hepsi bir arada gerçekleşmiş olsa o, e, olmalıydı. Bunu anlamak çok zor. Bu bağlamda aynı zamanda çok ilginç hassas ayarlar evet, evet, evet. görüyoruz. Bu hem evrenin oluşumu ile ilgili hem de evrenin yaşama olanak tanımasıyla ilgili ki bu da yeni bir bilgi bildiğim kadarıyla. Yani 20. Evet. yüzyılın aslında son çeyreği herhalde Hı -hı. daha ağırlıklı olarak Evet. Bu hassas ayarların açığa çıkması. Bu anlamda evren de ne gibi hassas ayarlara örnek verebiliriz? Hem evrenin Hı -hı. oluşumu hem de yaşama olanak tanıması noktasında. Evet dediğiniz gibi yani hassas ayarlanmış, fine tuning deniyor evet. ingilizce ise tabii. Birçok şey var yani o kadar çok şey var ki ben sadece temel iki tanesini mesela örnek vereyim. Bir tanesi mesela evren ilk oluşurken ortaya çıkan Hı -hı. maddeler. Tabii ki ilk önce en hafif olan maddeler üretiliyor. Çünkü bir enerji varsa ortada ilk önce o en hafif olanlar sonra daha ağır olanlar vesaire gidecek. En hafif olan bildiğiniz materyal neler? İşte elektron var bir tarafında parçacıkların bizde sınıflandırılması var. Çok o birazcık hı hı. teknik olur olarak girmiyor ama elektron var. Öbür tarafta da ne var? Proton ve nötron var. Ya işte çekirdeğin yapıtaşları diyelim. E şimdi proton ve nötron var. İlk başta ikisi de aslında oluşuyor. Kütleleri de birbirine çok yakın. O yüzden eşit miktarlarda oluşuyorlar. E, ilk i̇lk evrenin ilk oluşumunda. E şimdi nötronun özelliği nötron yükü olmayan bir parçacık. Proton yükü pozitif olan parçacık artı. Şimdi nötronun kütlesi, protonun kütlesinden iki elektron yaklaşık o kadar fazla, birazcık fazla. E şimdi bunun ne önemi var? Bunun şu önemi var, eğer biraz daha fazlaysa bozularak yaklaşık yarı ömrü, tamam değil mi ama 8-10 dakika gibi, yani 50 tane nötronumuz varsa 10 dakika sonra serbestse eğer 25'e düşüyor. Yarı ömür dediğim hı şey o. 8 dakika, 10 dakika sonra her yani neyse. E, bu ne oluyor? Evren ilk patladıktan sonra, ilk oluştuktan sonra diyelim, bu nötronlar daha ağır olduğu için protonlara dönüşüyor. Daha ağır oldukları için ve yani çok küçük bir miktarda ağır. Bu dönüşen protonlar, protonların sayısı çok artıyor. Nötronların çoğunluğuna dönüşüyor ve bu protonlar elektronla birleşiyor ve hidrojen oluşuyor. Ve hidrojenden daha ağır elementler Sonra bunlardan daha sonrasında galaksiler ve biz. Şimdi böyle olmasaydı, tersi olsaydı yani proton nötronlar birazcık daha ağır olsaydı o zaman ne olacaktı? Bu sefer de protonlar nötronlara değil, bozulmuş olacaktı. Ortamda nötronlar çok fazla olacaktı. Nötronun e, nötronlar elektronla birleşemez. Çünkü nötron yüksüz, elektronsa eksi. O zaman madde miktarı çok çok azalacaktı ve ne galaksi olacaktı ne biz olacaktık hiçbirimiz olmayacaktı. Dolayısıyla bu tür çok hassas ince ayarlar var ve mesela bu evrenle ilgili, yaşamla ilgili çok e, aslında fizikçilerin bildiği, biyolojilerin de aslında bilmesi gereken, kimyacıların da belki çok önemli bir olay var. O da e, ışığın ee, ...suyun içinden geçerkenki davranışı... ...ne demek Hı -hı. bu? Yani mesela biz bir kap suyu alıyoruz... ...mikrodalgayı koyuyoruz, kaynamaya başlıyor. Neden? Çünkü mikrodalga dediğimiz şey bir ışık... ...ama mikrometre boyutunda dalga boyu var. Bu ışığı kaynatıyor. Hı -hı. Niye kaynatıyor? Çünkü ışık... E, ...mikrodalga ışığı suyun içine giriyor ve... ...hapsoluyor. İçinde hapsolduğu için onu kaynatıyor. Fakat aynı ışık farklı dalga boyunda... ...görünen dalga boyunda bir bakıyoruz... ...yağmur yağıyor ama arkasını görebiliyoruz. Niye? Çünkü ışık içinden geçiyor. Onun grafiği çok ilginç. Yani baktığınız zaman yukarıya doğru gidiyor ve görünen yere geldiği zaman 10 üzeri 4. Bu şu demek 10 bin tane ışık geliyorsa bir tanesini sadece bırakıyor. Hepsini hı hı. hapsediyor. Ama tam görünen yere geldiği zaman 1 bölü 10 üzeri 4. Yani 10 bin tane geliyorsa bir tanesini hapsediyor ve hepsini bırakıyor. Ve yeniden o yukarıya çıkıyor. Hatta fizik kitaplarına bakarsanız bunu şey diyor söylerler işte hayatın olması için küçük bir pencere kalmış filan diye. Evet yani 10 üzeri 4'ten 10 üzeri eksi 4'e kadar iniyor. Ve bu yüzden biz ışığı hapsetmediği için hepimiz yaşıyoruz. Yoksa eğer öyle olmasaydı, aynen mikrodalgada gibi olsaydı, yağmur yağ yağarken, buluttan inerken buharlaşırdı hepsi. <laughs> ne yere yağmur düşerdi, ne bitkiler oluşturdu, ne bir şey biz oluşurduk. Ki Kendim... su, yaşam suya bağlı aynen en evet. temelde. Bu yüzden bu tür hassas şeylere, bu tür ayarlara biz hassas ayar diyoruz fizikte. <laughs> Şimdi bunun dediğiniz gibi, yani bunun nasıl... Benim inancıma göre tabii bunu ayarlayan birisi olmalı diye düşünüyorum. Ama bunun alternatifi nasıl düşünebilirsiniz? İşte paralel evrenler. Sonsuz tane evren var. Biz bu evrenlerden e, bunun da bu şekilde ayarlı olan bir tanesindeyiz ve o yüzden böyle diye söyleyebilirsiniz. ya Aslında bu da sıkıntılı değil çünkü hepsini yaratmış olan yine yaratıcı olabilir. Şüphesiz. Ama bunun Bu daha bilimsel değil. Yani biz öbür Fers paralel evrende aslında bu. Tabii, yani bilimin içinden çıkabilir ama yanlışlanabilir değil. Biz öbür evrenlerin hiçbirine gidemeyiz. Oradan bir bilgi bize gelemez. Einstein teorisine göre de zaten sebep sonuç ilişkisiyle bizle ilişkili değil. E, o zaman ona inanan insanlar tamam inanabilir ama o da inanç. O bilimsel değil. Daha bilimsel değil. Daha üstün değil. Ve bunu daha üstünmüş gibi de e, görüp bu şekilde konuşmalar tabii beni oldukça rahatsız ediyor. Hocam Richard Swinburne meşhur bir din felsefeci biliyorsunuz ee, diyor ki evrenin varoluşu ve yaratılışı ile ilgili tek bir tanrı yerine trilyonlarca trilyonlarca evrenin varlığına inanmak akıl zirvesi olsa gerek hmm. yani bu aslında biraz da hani tanrı yaratmamış olsun da evreni ne olursa olsun hani ne olabilir alternatif işte çok evrenler olabilir o çok hmm. evrenler içerisinde tesadüfen bir evrende rastgele yaşam ortaya çıkmış olabilir ama bu deney ve gözleme dayalı bir şey mi? Hayır, değil. değil Aslında felsefi bir iddia. Okam'ın usturası dediğimiz, evet. o meşhur usturaya e, gelen iddialardan e, bir tanesi. Hocam, başka hassas sayılarla ilgili örnek vermek istiyor musunuz yoksa? Da daha çok var tabii de. Evet. Yani Karanlık Şimdi... maddenin, karanlık enerjinin bir sürü evet, örnekleri var. ama belki bu biraz çok temel şey. kaçabilir. Hı. Şimdi benim hatırladığım bir şey var hocam, yanlışsam siz düzeltin lütfen. Ee, evrenin başlangıç entropisi. Hı hı hı. hı. Roger Penrose'un yaptığı bir hesap hatırlıyorum. Evrenin başlangıç entropisinin böyle düşük e, entropili olma olasılığı üzerine. Yani 10 üzeri 10 üzeri 123'te 1 gibi bir sayı hatırlıyorum. Hı, evet, evet. E şimdi bildiğim kadarıyla evrendeki toplam parçacık sayısı 10 üzeri 80 civarı olması lazım. Dolayısıyla evrende bu sayıyı yazmak mümkün değil gibi çıkıyor. Hı. Öte taraftan 10 üzeri 35 ise 10 üzeri 50 aralığında matematikte imkansıza denk geldiğini düşündüğümüzde. Hı hı. E, siz bir fizikçi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu olasılığı? Tabii yani hem e, yani Perron'umuz bunu aynı zamanda evrenin ilk başlangıcındaki belki evrenle ilgili nasıl oluştu vesaire orada belki söyleriz ama yani bu ilk dönem. E imeli kısımda enflasyon dediğimiz şeydeki ilk konum, ilk durumla ilgili bunu bu bağlamda da söylüyor. Yani ve bunların hepsinin kombinasyonlarını alacaksınız Hı. tabii. Yani hem o ilk baştaki durum, ondan sonra işte biraz önce söylediğimiz parçacıkların kütleler arasındaki farklar, suyun özellikleri Ya yani bunların hepsinin kombinasyonlarını aldığın zaman o 10 üzeri söylediğiniz şey çok 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 daha büyük bir rakama denk gelecek. Ama tabii sonsuz tane paralel evren var deyip işin içinden sıyrılabilir ama bu da bir sadece bir inanç yani ona inanmamak için tabii ki bunu bir seçebilir ama daha bilimsel değil. Ona evet. hiçbir yok. Hocam şimdi bilim yapabilmek için bir takım ön koşullara ihtiyacımız var. bunlardan bir tanesi dış dünyanın gerçekliği. Yani dış dünyanın bir illüzyon olmadığı, bir yanılsama olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Yasaların varlığına güven. Bunu belki sayılabilir. Bir de fizik için ek varsayım evrenin matematikle tasvir edilmiş olması. Evet, evet. Bu e, bağlamda e, Galileo'yu hatırlayacak olursak e, diyor ki matematik tanrının evreni yazdığı dildir. Yani bu evet. mealde bir ifadesini hatırlıyorum. E, siz buna katılıyor musunuz ve sizce bu ne e, ifade ediyor? Evet, yani matematik fiziğin dili ve Hı. ve çok önemli. Yani biz bazen ofisime şeyler geliyor üniversitede, liseden öğrenciler de geliyor. Hı. Böyle özellikle popüler kitap okuyup değişik fikirler olan, yani Güzel e, düşünüp onlara ilgi duyup ama bunun ötesinde bir de buradan e, yeni bir şeyler bulduğunu düşünmeye başlıyor Hı. öğrenciler. Bu tabii e, bu kısmı biraz problemli. Çünkü fiziğin dili ilk önce fiziği anlamak için sadece popüler düzeyde değil yani onun dilini de anlamak lazım. Örnek mesela ışık. Işık dediğimiz şey e, bir hızı olan ama aynı zamanda bir de quantum spin olan bir parçacık. Hı. Şimdi kuantum spin dediğiniz zaman karşıdaki hiçbir şey ifade etmeyebilir. Yani bunu matematiksel olarak anlatmadıktan sonra, o diliyle anlatmadıktan sonra ışığı tanımlamak mümkün değil. Yani böyle sadece düşünerek, akıl yürüterek fizik yapılmaz. Matematiğin dili çok 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 önemli. Ama çok daha ilginç olanı biz matematikle aslında matematik belli şeyleri farklı şekillerde tanımlamak gibi. Yani bir dönüşümlerden ibaret gibi gözüküyorken çok ilginç bir şekilde bize inanılmaz bilgiler veriyor. Mesela evrenin sonunda ne var? Evet. Evrenin sonuna geldiğimiz zaman eğer mesela şu masa gibi ise şuraya geldiğimiz zaman oradan düşer miyiz sorusu mesela. Bu matematik bunun cevabını şöyle veriyor. Yani bir kere bunun sonu varsa eğer bir köşe varsa bu köşenin bir eğimi olur. Ama köşelerin eğimi sonsuz tanedir. Yani köşenin bir tane eğimi olmaz. Yani şu köşe ise şu köşenin hem eğimi budur hem budur hem budur. Dolayısıyla köşenin eğimi olmaz. E ben bu uzay zamanı matematiksel bir yapıyla tanımlamam lazım. Ama bu matematiksel yapının Türevi yani değişimi tanımsız. Hı hı. O zaman böyle bir matematiksel yapı olamaz. Dolayısıyla evren, evrenin köşesi olamaz. O zaman düz bir evrense sonsuz olmalı gibi. Sırf matematiğin bize verdiği araçlarla e, ya bu akıl yürütme ve hayal gücünün ötesinde bir şeyler bulabiliyoruz. Hı hı. Yani evrenle ilgili bir sonuçlara varabiliyoruz. O yüzden gerçekten matematiğin dili olması hem dili ama aynı zamanda e, hiç beklemediğimiz bir şekilde bize bir şeyler de öğretiyor. Mesela çok ilginç başka şeyler de var. Bu mesela uranyumun yanlış hatırlamıyorsam spektrumunun dağılımı e, bu asal sayıların e, işte bu Riemann zeta fonksiyonunun sıfırlarına karşılık yani dağılımla birebir örtüşüyor. Ya yani bunun gibi tamamen ilgisiz ki alan hatta bir de rastgele matrislerin öz değerleriyle de örtüşüyor gibi yani böyle tamamen ilgisiz matematik konularıyla fizikteki doğadaki belli şeyler birbiriyle örtüşüyor. Yani bu hala e, belki de çözemediğimiz bizi, bizim ilgimizi çeken bir şey. Hocam yani aslında evrenin ölçülebilir olması Değil mi bu anlamda? Yani mesela şimdi dünyanın işte diyelim güneşe mesafesini ölçmekte ya da işte işte ayın dünyaya mesafesini ölçmekte. Aslında mikrodan makroya kadar baktığımızda doğada da bir işte tasarım karşımıza çıkıyor. Bu tasarımın da bir matematiksel dili var. Tabii. Özellikle. Uh -huh. Yani işte bu altın oran falan dediğimiz şeyler var. Hem yani bütün bunlar işte bir işte Bal peteğine baktığınız zaman burada altıgen geometrik bir şekil görüyorsunuz ki işte matematikçileri aslında imrendirecek şekilde böyle matematiksel bir hesap yapılmış. Burada arılar tarafından birkaç evet, hafta yaşayan evet. bir candan bahsediyoruz. Yani en küçüğün en büyüğüne kadar neye bakarsak bakalım hakikaten evrenin içkin böyle bir matematik evet, söz konusu bu da aslında acaba bilim insanlarının evreni incelerken evreni daha iyi anlayabilmeleri, daha iyi tanımlayabilmeleri için hem onların işini kolaylaştıran hem de hayranlıklarını arttıran bir unsur diyebilir miyiz? Tabii tabii. Yani bizim evrene matematikle nüfuz edebiliyor olmamız zaten insanı hayrete düşüren bir şey. Ee, ve gerekli de yani mesela düz bir uzayda öklit yeterliyken ne bileyim bir topun üstünde e, eğri bir uzayda yapmasını kullanmanız gereken geometri, iman geometrisi daha ileri düzey bir geometri. Giderek dil daha kompleksleşiyor ama bu oldukça da biz o kompleksleşen matematik dili bize bir şeyler öğrenmemize katkı sunuyor. Yani dolayısıyla hayretimizi tabii artırıyor Hocam çok kısa bir reklam e, giriyor araya. Tabii. Değerli izleyenler bir buçuk dakika kadar bir reklamımız var. Sonra tekrar birlikteyiz. Evet, değerli izleyenler, İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nden öğretim üyelerinden Profesör Doktor Emre Onur Kahya hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz çok derin meselelere girdik. Belki şu anda yeni ekran açmış olanlar olabilir. Kozmoloji, fiziği, evreni, evrenin varoluşunu konuşuyoruz. Hocam, şimdi çok e, ilginç bir e, soru. 100 yıl önce yaşamış bir insan ilk insana göre evrenle ilgili neleri farklı biliyordu diye sorsam? Evet. yani ilk insanlar gökyüzüne baktığı zaman tabii ki parlancısınlar, yıldız, işte ay vesaire, güneş görüyor. Ee, tabii bir yıl öncesine kadar ki en önemli belki devrim diyebileceğimiz Newton'un anlayışı, yani biraz önce aslında Kepler'den Newton'a geldik. Newton bütün bu olan olayların, yani elmanın yere düşmesi ile gezegenlerin hareketinin aynı kuvvetin çekim kuvvetinin, gravitasyon kuvvetinin sonucu olduğunu söylüyor. Yani bu çok çok gerçekten e, devrimsel bir şey. Hocam tam siz konuyu açmışken biraz da e, muhabbet olsun diye arada. Tabii. E, bu elmanın Newton'un kafasına düştüğü bir gerçek mi? <laughs> bu çok popüler bilimde veya halk arasında çok bilinen bir şey. Yani elma ağacının dibinde otururken bir anda kafasına elma düşüyor da ondan sonra bir anda bunu keşfediyor falan diye anlatılıyor ama isterseniz bunu da bir açıklığa kavuşturalım yani nasıl evet. gerçekleşiyor olay tam olarak hatırlarsınız. Yani öyle olduğunu da. zannetmiyorum ama <laughs> yani Cambridge'de de tam e, işte onu temsil eden bir ağaç, şey, var. <laughs> şey var. Tabii yani Şey i̇şte bazıları e, diyor ki balkonda otururken işte <laughs> elma, elma bahçesine bakarken elmaların düşüşünü gördü falan ondan sonra. Tabii olabilir. Yani, yani Galile'de de kilisede otururken e, işte bu şeyin e, Tepedeki o sallanan hı hı. şeyin onu görüp oradan bir şeyler bulduğunu. Belli bir aydınlanma noktaları olabilir tabii o, ama gerçekten ilginç. Ama yani bir yere düşen bir ile gökyüzündeki devasa cisimlerin hareketinin aynı kanunun sonucu hı. olması gerçekten çok devrimsel bir şey. Yani. Ee, ama e, o zamanki yani yüzyıl öncesine kadar olan insanların evrenle ilgili anladığı şey tamam yıldızlar var, bir tane galaksi var, hı hı. bütün hepsi onun içinde. Ee, ve evet gravitasyon kuvveti var ve birbirlerini çekiyor. Yani çok önemli bir devrim ama e, ilk insana göre e, bulundukları konu bu aslında. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Aslında 100 yıl önceki bir insanla ilk insanlar arasındaki bilgi farkı çok çok da büyük bir bilgi farkı değil. Aynen öyle. O zaman şimdi şu soruyu sorayım. Hocam bugün şu anda hala hazırda bizim içinde bulunduğumuz dönemdeki, bildiklerimizde bundan 100 yıl önce yaşamış bir insanın bildikleri arasındaki farkı ifade etmeye çalışsak neler tabii. diyebiliriz? Burada sanki çok pergel açılıyor gibi ciddi anlamda. Çok devasa bir şey. Tabii şunu da aslında yani biraz haksızlık da yapmayayım. Yani tabi Galile, Kepler onlar özellikle Aristo'dan beri gelen o ön kabirleri yıkmaları da çok da önemli. Ama bilgi evet. açısından düşünürsek aynen dediğiniz gibi yani ee, baktığımız zaman biz şu anda 100 yıl öncesinin insanlarına göre, bilim insanlarına göre bildiğimiz şeyler yani evrenle ilgili bildiğimiz şeyler çok 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 daha fazla. Ee, yani bir ölçe bile vuramayacağımız kadar fazla. Yani mesela... <gülüyor> <Buyurun>. <gülüyor> Yo, ben şey söyleyecektim sadece artık. Şimdi tam <laughs> Galileo ile ilgili söyleyince aklıma şu geldi. Ee, ben hatırladığım kadarıyla Galileo'nun bu yargılanma süreci süreciyle <laughs> ilgili aslında e, yani bazı kaynaklarda tasvir edildiği gibi böyle çok böyle dehşet verici karamsar falan bir şey yok. Hani Galileo'nun yargılanması sürecinde. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ki kendisine aslında çok saygı gösteriliyor bilim adamı olmasından dolayı. Mesela Roberto Balermin olması lazım. Onu yargılayan e, kardinallerden bir tanesi. Kendisi de bilimle ilgilenen bir insan. Ve mektuplaşmaları var. E, Galileo söylediği şey şu. Bunu bilimsel olarak bize ispat edebilirsen yani Güneş merkezi evren modelini <laughs> bilimsel olarak ispat edebilirsen kilise bu görüşlerini gözden geçirmeye hazır şeklinde bir anlayış. Yani bu aslında önemli o bilimsel olarak ispat etmesi. Yani mesela İncil'den bir ayete dayandırırsan ya bizim işte konsülümüzden geçerse bu falan değil yani bu anlamda anladığım kadarıyla Galileo kendisi de bunu bilimsel olarak ispat edebilecek kadar yeterli bir e, argümana sahip değil gibi sanki anlıyorum Hı, evet, doğru evet. mudur bu e, tabii bunu Newton tamamıyla gösteriyor yani hem yörüngelerin öyle olması yani Galileo tabii Newton kadar bunu Hı. bir teorik yapıyor. ortaya tabilmiş değil yani e, ama e, ama Galileo hala inançsız olduğu için de yargılanmıyor yani evet. bir şekilde e, aralarındaki politik ilişkiyle ilgili. Politik ilişkiyle ilgili evet. yargılanma evet. süreci. Evet. Evet. Hocam e, şeyden evet o da söylüyorduk. Kusura evet, bakmayın yani, araya eklemeli biraz e, mahcup oldum. E, i̇yi de oldu. Yani e, şimdi bildiğimiz şeyler mesela bir galaksi değil. Yüz milyarlarca galaksi olduğunu biliyoruz ve her galakside Hı. yüz milyarlarca yıldız olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, bununla ilgili hiçbir fikirleri yoktu. Yani evren evrenin nelerden oluştu. Bunun ötesinde ee, evrenin içeriği yani biz sadece normal bildiğimiz maddenin ötesinde karanlık madde yapısıyla ilgili biraz fikrimiz olduğu ama hiçbir fikrimiz olmayan karanlık enerjiden oluştuğunu, bütün evrenin. Ee, evrenin içinde sadece bunlar değil, yıldızlar değil, yıldızların, e, yeterince büyük yıldızların kara deliğe dönüşmesi, kara delikler, nötron yıldızları, e, evrenin bir başlangıcının olduğu, büyük patlama olduğu, büyük patlamadan bu zamana kadar nasıl evrildiğini biliyoruz. Şu anda evrendeki bizim bildiğimiz maddelerden en fazla hangileri var? Mesela hidrojen var. Ee, işte yüzde %75 oranda, %25'i helyum. Biz bunları sadece e, matematiksel formüller ve e, işte Einstein'ın teorisinden hesaplayarak, nükleosentezden hesaplayarak bunları şu anda bulabiliyoruz ve gözlemliyoruz. Böyle çıkıyor. Yani bunlar sadece bizim ölçümümüz değil. Biz bildiğimiz matematikle, kağıt kalemle hesabımızı yapıp, ee, nükleer reaktörlerde belli kesit alanlarında için içine katıp onların öyle olması gerektiğini hesaplayabiliyoruz yani bu bu Hı. şeye kadar onun dışında bütün maddenin nasıl oluştuğunu biliyoruz evrenin ilk oluşumundaki o boşluk boşluğu nasıl o kuantum dalgalanmalarıyla ne demek bu yani boşluk dediğimiz şey aslında boş gibi ama boş değil bütün boşluk bile sürekli var olan ve yok olan Hı. parçacık ve karşı parçacıklar oluştuğunu biliyoruz ve bunlar evren genişleyince bu Heisenberg'in bir belirsizlik prensibi var. Belli bir sürede enerjinin yeniden korunumunu sağlaması lazım ama evren genişlediği zaman var olup yeniden yok olacak parçalar hiç yok olamayacak kadar hızlı genişleyen evrende gerçek parçacıklara dönüşüyor. Yani normalde birbirini yok edecekken evrenin kendisinden kendisinin genişlemesinden dolayı hızlı bir şekilde genişlemesinden dolayı gerçek parçacıklara dönüşüyor. Biz bunlara sanal parçacıklar diyoruz aslında. Bunlar gerçek parçacıklara dönüşüyor ve bütün evrenin aslında o kuantum dalgalanmalarının genişlemeden dolayı galaksilere ve bize dönüştüğünü biliyoruz. Yani evrenle ilgili bildiğimiz şeyler 100 yıl öncesinin insana göre yani devasa boyutlarda. Hocam şimdi e, felsefe tarihi açısından baktığımızda aslında e, felsefe tarihi açısından en önemli 3 tane konu nedir diye sorsak işte muhtemelen bunlardan bir tanesi e, evren evrenin ezeli olup olmadığı meselesi hı hı. olacaktır büyük ihtimalle. Hı tarih boyunca aslında materyalist görüş diyebileceğimiz, yani maddenin ve evrenin ezeli fikrini savunan görüşler var. Hı hı. Ama bu özellikle 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın ilk çeyreği, hı. bu süreçte hem termodinamin ikinci yasası entropinin evrende keşfi, hem de Big Bang dediğimiz bu büyük patlama kuramı. Hı hı hı. Bununla beraber artık bugün herhalde evrenin ezeli olduğunu savunmak çok olası değil çok değil. mümkün yani. dil gibi gözüküyor hani bilmiyorum genel olarak fizik camiasında yani. Yani. nasıl yaklaşılıyor Hı -hı. ama e, bu da çok önemli bir bilgi değil mi yani tarih Hı -hı. boyunca belki de en büyük tartışmalardan bir tanesi ve işte bu entropi ve Big Bang ile beraber Hı -hı. E, bir şekilde artık evrenin ezel olmadığını biliyoruz. Hani bu da şu anda edindiğimiz bilgilere dahil ederek 100 yıl önceki insanların hani bu bilgiden mahrum olması e, ya da bu bilgiye Tabii. sahip olmamaları çok büyük bir ayrım değil mi? Tabii yani e... B büyük patlamaya alternatif kuramlar da yapabilirsiniz ama Hı. aslında bu da şeyi değiştirmiyor. Neticede uzay ve zaman bir birlikte bir şey. Uzay Hı. zaman ve, ve e ezeli olmasını işte ezeli olunca onun dışında bir yaratıcıya ihtiyaç yok. Yok'a vardırmaya çalışmanın kendisi zaten e Einstein'dan sonra mantıksız olduğu gözüktü Çünkü uzay zaman dediğimiz bu dört boyutlu uzayın bir dışı olmalı. Yani dışını zaten matematiksel olarak tanımlayamaz ama yani bunun ötesine de zaten Hı. yaratıcı diyebilirsiniz ezeli olsa da olmasa da diyebiliriz. Hiç onunla ilgili aslında sıkıntımız yok. Yani e, bu tabii zamanla uzayı önceden anlayamamalarının aslında bu sonucuydu. Yani bu ezeli olsa da fark etmez. Bunun bir ötesinde bir yaratıcı rahatlıkla olabilir yani. yani bir bu, nedene dayanmalı mıdır bu? Tabii yani bütün olarak? bu uzay ve zamanı onun dışında bir yaratıcı yine olabilir. Bir sıkıntı yok onda. Hocam ee, şimdi ha buyurun. Bir de yani şeyde, yani mesela büyük patlama da dediğiniz gibi çok aynı. yani şeyi de bilmiyorduk. Onu söylemiyordum mesela. Evrenin genişlediğiyle ilgili hiçbir fikrimiz yoktu. Hubble bunu ya yani bunları 1900'lerin başlarında gösteriyor ve Edwin Hubble. Evet, evet, çok ilginç bir gözlemle yani uzaktaki şeylere, yıldızlara, galaksilere baktıkça ne kadar uzaksa bizden daha fazla uzaklaştığını görüyor ve dolayısıyla her şey birbirinden uzaklaşıyor demek ki evren genişliyor diye buluyor. Bunu da bu işte kızıla kayma dedikleri özelliğiyle özelliğiyle 10 üzeri 50'de bir gibi bir hassasiyete mi dayanıyor hocam yanlış hatırlamıyorsam evrenin genişleme hızı Hawking'in falan yaptığı hesaplarla öyle bir şey olması yani öyle bir not kalmış aklımda ama yani bu da çok hassas ayarlardan sayılabilir mi evrenin genişleme hızı hassas ayar olarak kabul edilebilir mi ee, Evrenin genişleme hızından ziyade oradaki hassas e, ayar aslında çok güzel bir nokta şey e, şimdi biz evrenin içeriğinde madde bizim bildiğimiz işte bu etrafımıza gördüğümüz madde bir de karanlık madde diyoruz hiç ışıkla etkileşmeyen bir madde türü Karanlık maddenin az çok neler olabileceğiyle ilgili fikirlerimiz var. Parçacık teoriden gelen fikirlerimiz var. Bir de karanlık enerji diye bir şey tanımlıyoruz. Onunla ilgili neredeyse hiçbir fikrimiz yok. Boşluğun enerjisine karşılık geliyor aslında. Ee, bu işte e, ne dedik? İşte boş dediğim şey aslında tamamen boş değil. Altında bir bir enerji var. Vakumun enerjisi dediğimiz enerji. Bu karanlık enerji gibi davranıyor. Fakat e, bu karanlık enerjinin en önemli özelliği diğerlerine göre bütün madde birbirini çektiği halde karanlık enerji birbirini iten bir madde türü. Ya bildiğimiz maddelerden çok daha farklı olmak zorunda. Evren bu halindeyse. Yani biz bunu Einstein'ın denklemlerinden çıkarıyoruz. Zorunlu bir sonuç bu. Şimdi bu nasıl bir hassas ayar diye düşünürsen şöyle. Karanlık enerji çok bütün evren patlamaya başladı. Yani bir topu attık diyelim. Havaya attık. Top yavaşlayacak. Ve belki hiç durmayacak, kurtulacak. Ama eğer top yavaşlıyorsa birden hızlanmaya başlamaz. Yani onun için bir rokete falan ihtiyacı var. Şimdi evren genişlerken genişleme hızı yavaşlıyordu. Ama belli bir zamandan sonra çok yakın bir zamanda yavaşlama hızı yani evrenin genişleme Hı. hızı yavaşlarken birden hızlamaya başladığını görüyoruz. Bunun sebebi karanlık enerjinin baskın hale gelmesi yani karanlık enerji evrenin genişleme hızını da arttırıyor. Şimdi bu nasıl bir hassas ayar diye ee, düşünürsek şöyle eğer bu çok galaksiler oluşmadan biraz önce domine etseydi bu. Galaksinin oluşması için maddenin kümelenmesi lazım. Yaşama olanak tanımayacaktı. O zaman kümelenemeyecekti Hı. ve de oluşmayacaktı, biz de olmayacaktık. Mesela buna kozmik ee... Coincidence. Kozmik tesadüf, tesadüf problemi diyorlar. Yani bunun gibi bu da mesela başka bir hassas ayar olarak düşünebilir. Hocam bazen, e, bir üç dakikamız kaldı bu arada. Hı -hı. Bazen şu soru akla geliyor birçok insanda. E, işte Big Bang kuramı diyoruz. O büyük patlam, büyük açılım her neyse Hı -hı. tek bir nokta varsa şayet işte bunun öncesinde ne vardı diye. Çünkü Hı -hı. mesela çok benim hatırladığım kadarıyla fizikçiler, astrofizikçiler diyor ki işte zaman yoktu, mekan yoktu, evet, evet. madde enerji yoktu, hiçbir şey yoktu. Tam olarak hiçlik. Evet. Tam olarak buna mı karşılık geliyor? Evet yani biz... E, Hiçlikten, kuantum fiziğinden dolayı bir şeyin oluşabileceğini biliyoruz. Hı hı. Ve şöyle bir şey de var aslında büyük patlama ile ilgili bilinen bir iki yanlış var. Büyük patlama birincisi bir noktadan değil, birçok yerden ve bir ızgaranın genişlemesi gibi oluyor. Birincisi, ikincisi de büyük patlama hızlı olmuyor mesela. Hı. Büyük patlama ilk başta aslında yavaş. Eğer hızlıysa şimdiki gözlemlerimizde problemler ortaya çıkar. Yavaş ve o patladıktan sonra, o genişlemeye başladıktan sonra ortada ee, enflasyon enflaton diye bir madde var hı hı. Bir kadar bir parçacık var bu onun hızlanmasını sağlıyor yani aslında ilk başta bir patlama ardından çok hızlı giderek hızlanan bir genişleme sonra ona sebep olan parçacığın yok olmasından so sonra yavaşlaması yani ilk süreç öyle ama e açısından dediğiniz doğru yani e uzay ve zamanın ötesinde bir şey olabilir yani e biz hepsini birlikte dört boyutlu olarak düşünüyoruz ve bunun ötesinde tabii ki bir şey olabilir. Hocam son olarak şunu sorayım. Bizim işte bu standart modele uygun temel parçacık tablosu evet, var evet. fizikteki. Hı hı. İşte kuarklar, leptonlar, bozonlar mıydı? Tam yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi bizim karşınıza da böyle tabii insan tam şey yapamıyor ve <laughs> sizin tam <laughs> alanınız. Ee, şimdi bu parçacıklara baktığımızda aslında evrendeki her şeyin bu parçacıklardan oluştuğunu biliyoruz. Evet, evet. Ama e parçacıkların kendisinde ya da maddede bir bilinç veya irade olmadığını da herhalde evet. ifade edebiliriz. Bu bağlamda eğer e doğa dışı Evren dışı bir neden yoksa, bir yaratıcı, bir var edici yoksa bu temel parçacık tablosundaki parçacıklar nasıl olup da bir araya gelmeye karar verebilir ve bu muazzam evreni oluşturabilirler diye son olarak sorsam bir dakikada neler dersiniz? Evet, yani bütün parçacıklar e, biz baktığımız zaman belli kurallar çerçevesinde hareket ediyor. Belli simetrileri var. Yani o parçacıkların sınıf, saydığınız sınıflandırmayı biz matematiksel simetrik bir yapıyla açıklıyoruz. Belli bir simetrik yapı, yapıya sahipler. Farklı da olabilirdi. Ve birbirleriyle belli şekillerde etkileşiyorlar. Biz bunların nasıl etkileştiğini formüle edebiliyoruz. Ama dediğiniz gibi hepsi bir belli kurallara uyarak hareket Hı. ediyorlar. ...bir yani, baseye yani, bağlı olarak hareket evet, ediyorlar. Evet, evet. Burada da insanı hem hayran bırakan, Aynen, evet. hem de arkasında evet. bir ilahi neden arayan bir şeye götürüyor herhalde. En azından beni götürüyor. Bu evet, şekilde evet. ifade. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, yani ancak bu kadar sade ve basit <laughs> anlatılabilirdi bu kadar derinlemesine konular. O yüzden çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Profesör Doktor Emre Onur Kahya hocamız bizlerle birlikteydi evreni ve insanı konuştuk. Evrenle ilgili ne kadar konuşsak az gelir. Ama ufak bir tadımlık olsun inşallah başka programlarımızda da ele alırız. Yarın akşam Yusuf Özkan Özbur'un sosyolog bizlerle birlikte olacak. Yarın akşam görüşmek üzere diyoruz.